Belgeselde 2. Dünya Savaşı ile ilgili görüntüler ve beyanlara yer verilmiştir. İzleyicilerin dikkat etmesi önerilir. 8 Mayıs 1945. Sonunda karanlık yerini aydınlığa bıraktı. Tüm Avrupa'da ve dünyada herkes Nazi Almanyası'na karşı kazanılan zaferi kutluyor. Haziran 1944'te Normandiya sahillerine yapılan çıkarmadan bu yana savaşı kazanmak yaklaşık bir yıl sürdü. Yenilmek üzereyken bile Adolf Hitler savaşı kazanma kararlılığını sonuna dek korudu. Üçüncü Reich yavaş yavaş kendi üzerine çökerken savaşın vahşeti ve Nazilerin fanatikliği artmaya devam etti. İkinci Dünya Savaşı'nın en acımasız ve vahşi dönemi olan o 11 ay insanların kalplerinde ve tarihte derin bir iz bıraktı. Hitler'in son yılı. ...1944 yazı. Avrupa 5 yıldır savaşta ve kurtulmayı bekliyor. Haziran ayının 6'sında... özgürlük rüzgarı sonunda Normandiya kıyılarında esmeye başlıyor. Bu uzun günün akşamında 150 binden fazla asker karaya çıktı. 1 Temmuz'da Normandiya'da yaklaşık 1 milyon insan savaşıyordu. İtilaf kuvvetleri gökyüzünde kontrolü ele geçirmişti. Almanlar tarafından kullanılan altyapıları düzenli olarak bombalıyorlardı. Takviye konvoylarının hepsi bombalanmıştı. Normandiya'daki Alman kuvvetlerinin komutanı Mareşal Rommel bile bu hava saldırısında yaralanmıştı. Alman askerleri arasında şöyle bir şaka dolanmaya başlamıştı. Eğer beyaz bir uçak görürseniz Amerikan uçağıdır. Siyah bir uçak görürseniz İngiliz uçağıdır. Hiçbir şey görmüyorsanız Alman hava kuvvetleridir. Ancak daha sonuç alınamamıştı. Hitler'in orduları amansız bir direniş sergiliyordu. İngiliz generali Montgomery, Caen şehrini 24 saat içinde almayı planlıyordu. Bütün şehri halı bombardımanıyla dümdüz etmek 6 hafta sürdü. Sonunda Temmuz'un son haftasında cephe aşıldı. Amerikalılar Cotentin Yarımadası'na girmeyi başardılar. Müttefik kuvvetler Bretonya'yı kurtarmışlardı. Sonrasında General Patton'ın komuta ettiği öfke dolu 3. Amerikan ordusu kasaba kasaba ilerleyerek düşmanı doğuya doğru itti. Batı Avrupa'nın kurtuluşu sonunda yaklaşıyordu. Batı Fransa harabe halindeydi. İnsanlar kederliydi ama 4 yıllık Nazi zulmünden sonra sonunda umutla dolmuşlardı. İnanç dolu bir hava vardı. Almanya'yı tereyağı gibi ezeceğiz sözü, Müttefik Kuvvetler Komutanı General Eisenhower'un etrafındakilerinin öngörüsüydü. İyimser ruh hali artmıştı. Çünkü Doğu cephesinde büyük bir saldırı başlatılacaktı. Stalin, Rus kuvvetlerini Bargatyon Harekatı adlı bir operasyonla düşmana karşı seferber etmişti. Amacı Belarus'u ele geçirmek, sonra da Varşova'ya giden yolu açmak ve böylece Berlin'e giriş çıkışı kontrol altına almaktı. Kızıl Ordu, 1000 kilometrelik cephe üzerinde önüne çıkan her şeyi ezip geçerek silindir gibi ilerliyordu. 1 milyondan fazla insan, 4000 tank, 300 bin top ve 6000'in üzerinde uçak düşmana saldırdı. Hiçbir şey onları durduramazdı. Kremlin'in güçlü ismi tarihsel sezgilere sahipti. Stalin saldırıyı başlatmak için 22 Haziran'ı bekledi. Hitler Rusya'ya 3 yıl önce 22 Haziran 1941'de saldırmıştı. O savaşta Sovyetler zaferden zafere koşmuştu. Hitler generallerine müstahkem mevki stratejisini uygulamayı emretti. Düşmanı içine alan, çok iyi savunulan birkaç siper kazmak ve onu uzun ve kanlı bir savaşa zorlamak.
1940'ta manevra savaşını uygulayan Hitler taktik olarak bir adım öndeydi. Führer generallerini sığınaklara yerleştirerek eski savaş yöntemlerine doğru geri bir adım atmış oldu. Sovyetler kasabaların etrafını çevirdi ve olgun meyveler gibi düşmesini bekledi. Vitebsk, Orşa, Mogilev, Bobrisk, Minsk. Belarus'un şehirleri teker teker düşüyordu. Sovyet askeri gazetesi Red Star'ın muhabiri Vasily Grossman bir yazısında şöyle yazıyordu. Bobrisk'e giden yol intikam yolu. Burada ölüm kazanları kaynıyor ve silah bırakmayı reddedip batıya kaçmayanları acımasız bir öç duygusuyla yutuyor. Rusya'nın ilerlemesini durdurmak için Almanlar bir yakıp yıkma politikası uyguladılar. Kasabaları yakıp yıktılar ve bütün altyapıyı bozdular. Fakat hiçbir şey Kızıl Ordu'yu durduramazdı. Ne bombalanmış köprüler ne de Almanlar tarafından döşenmiş binlerce mayın. O kadar hızlı ilerliyorlardı ki benzinleri bitiyordu. Almanlara ayak uydurabilmek için Ruslar bazen tankları yola devam edebilsin diye vodka ile mazotu birbirine karıştırıyorlardı. Bir Alman onbaşısı karısına şöyle yazmıştı. Eğer Ruslar bu yönde gitmeye devam ederlerse kapımızın önünde belirmeleri uzun sürmez. Kurtarılan bölgeler alevler içindeydi. Kurtulanlar her şeylerini kaybetmişlerdi. Eşyalarını, çoğunlukla evlerini ve hatta hayatlarını. Stalin, 17 Temmuz 1944'te Moskova'da Nazi silahlı kuvvetleri Wehrmacht'ın gördüğü en büyük yenilgiyi kutlamak için 57 bin Alman askeriyle bir geçit töreni yaptı. 3 yıl önce Hitler onlara Moskova'da yürüyeceklerine söz vermişti. Şimdi sözü yerine gelmişti. Batıdan İngiliz, Amerikan ve Kanada kuvvetleriyle, doğudan Sovyetler tarafından saldırıya uğrayan Nazi Almanyası ani bir çöküş tehdidi altındaydı. Özellikle Hitler'i bekleyen büyük bir darbe olduğu için, yenilginin yakın olduğunu düşünen bir grup Alman subayı Hitler'i yok edip müttefiklerle anlaşma yapabileceklerini düşünüyorlardı. Bomba 20 Temmuz günü Führer yüksek rütbeli subaylarıyla görüşürken patladı. Patlama etrafa büyük zarar verdi. Patlamanın büyüklüğüne rağmen Hitler mucizevi bir şekilde kurtuldu. Kulak zarı patlamıştı. Kulağına pansuman yapılmıştı fakat yaşıyordu. Herkes o kadar şanslı değildi. Onunla beraber orada olan birkaç kişi ağır yaralandı, sonra da öldüler. Aynı gün İtalya'nın kuzey yarısına hükmeden Benito Mussolini ziyaretine geldi. Hitler ona saldırı mahallini gösterirken şöyle söyledi. Bomba ayaklarımın yanında patladı. Belli ki bana bir şey olamaz. İzlediğim yolun peşinden gitmek ve görevimi tamamlamak benim kaderim. Var olan tüm tehlikelere rağmen hizmet ettiğim büyük amacın galip geleceğinden her zamankinden daha eminim. Hitler hayatta kalışını Tanrı'nın bir işareti olarak yorumladı. Mussolini ona karşı çıkmadı. Ayrılmadan önce Il Duce ona şunları söyledi. Bu mucizeden sonra davamızda başarısız olmamız imkansız. Alman halkı Hitler'in hayatta kaldığını öğrenince çoğu insan sevinçten ağladı. İnsanlar Berlin sokaklarında Tanrı'ya şükür Führer yaşıyor diye bağırışıyorlardı.
Temmuz 1944 itibariyle Alman halkının çoğu hala führerlerinin tek kazanma ümitleri olduğunu düşünüyordu. Suikast teşebbüsünün akşamında diktatör halkına şöyle seslendi. Merhamet etmeden idam edilecek küçük bir suç çetesi. Acımadan bunların üstüne gitmek ve görüldükleri yerde tutuklamak, direnirlerse tereddüt etmeden onları öldürmek her Alman vatandaşının asli görevidir. Bombalama olayı Hitler'in zaten var olan paranoyalarını artırdı. 5000 kişi tutuklandı. Ardından da hızla yapılan mahkemeler geldi. Daha birkaç hafta önce şık elbiseler içinde olan generaller, hakimin önüne eski püskü elbiseler içinde pis ve bitkin halde çıkmıştı. Fanatik bir Nazi olan hakim Freisler hepsini hakarete boğuyordu. Hiçbir gerizekalı ne kadar aptal olursa olsun senin yaptıklarını yapmazdı. Pisliğin tekisin. Sen pislik herifin tekisin. O kadar yüksek sesle bağırıyordu ki bu mahkeme parodisini kaydeden teknisyenler ondan sesini alçaltmasını istediler. Sanıkların temyize başvurma hakları yoktu. Yaşadığımız ve uğruna savaştığımız her şeye ihanet ettikleri için sanıkların hepsine ölüm cezası veriyoruz. Bütün mülkleri Reich'a devredilecektir. 200'e yakın kişi idam edildi. Bu tasfiye işleminden sonra Almanlar isteksiz olduklarından şüphelenilmesin diye daha da gayretle çalışmaya başladılar. Führer'e sonuna kadar sadık olmak zorundaydılar. Ordu içinde Heil Hitler selamı geleneksel asker selamının yerini aldı. Rejim en güvendiği adamları en üst görevlere getirdi. İlk olarak SS'in başındaki Heinrich Himmler'i İkmal ordusunun başına atadı. Artık emrinde 2 milyon erkek vardı. Propaganda Bakanı Goebbels, Savaş Bakanı oldu. Büyüyen gücünden memnun olan Goebbels, arkadaşlarına "Meğerse Hitler'in aklını başına getirmek için altına bir bomba koymak gerekiyormuş," diyordu. Bomba rejime zarar vermemişti. Tam tersine onu pekiştirmişti. Ancak müttefikler bu esnada hem doğudan hem de batıdan ilerlemeye devam ediyordu. Güneyde Fransız ve Amerikan orduları Ağustos ayının ortasında Provence'a girdi. General Petain askerleri ve Fransız ordusuna kumanda eden General de Lattre, Fransa'nın güneyinde bazı gedikler açmaya başladılar. Fransız iç kuvvetleri IFF'in de yardımıyla Ron Vadisi'ne doğru ilerlemeden önce Marsilya'yı kurtardılar. Ancak bu utanç içindeki asker görüntüleri sizi yanıltmasın. Hitler'in askerlerinin büyük çoğunluğu geri çekilmeyi başardı. 400 binden fazlası Almanya'ya geri döndü ve vatanı korumak için hazırlanmaya başladılar. Cephelerden uzaktaki Almanya'da sinemalarda gösterilen haberler günlük hayatı neşelendirmeye yönelikti. 1944 yazında bombardıman sürdüğü halde ve Nazi Almanya'sı yıkılırken bile birçok Alman için savaş hala çok uzaklardaydı. Bu görüntüler ülkede hakim olan rahat yaşamı ve halk geleneğini gösteriyor. Almanlar hala Hitler'e inanıyordu. Parti her yere ve her şeye hakimken başka ne yapabilirlerdi ki? Halk iyi besleniyordu, fabrikalar çalışmaya devam ediyordu. Ülke yönetimi işliyordu ve Berlin hayvanat bahçesi açıktı. Harika bir yazdı ve ana vatanda olanlar keyfini en çok çıkaranlardı. Peki ya savaş? Ne savaşı?
Bu havuz sahneleri 1944'ün bir Ağustos günü Dachau kasabasında çekildi. Birkaç kilometre ötede Almanya'nın en eski toplama kampı Avrupa'nın çeşitli yerlerinde tutulup sürgün edilmiş insanları yok etmeye devam ediyordu. Almanya yaz güneşinin keyfini çıkarırken Avrupa'nın hala istila altındaki kısmı Nazilerin zalim ellerindeydi. Rejim imha politikasını sürdürdü. 1944 yılının Mayıs ve Temmuz aylarında 435 binin üzerinde Macar Yahudisi ölüm kamplarına gönderildi. 1944 Ağustos'unda Auschwitz'teki krematoryumlar yığılan cesetlerle baş edemeyecek duruma gelmişti. SS onları çukurlara doldurup yakmaya başladı. ...17 Ağustos 1944'te müttefikler Paris'e ulaştığında bile son bir konvoy ölüm kamplarına doğru yola çıkmıştı. Sadece bir hafta sonra Ağustos'un 25'inde Paris özgürlüğüne kavuştu. Müttefik kuvvetler bu kadar çabuk ilerleyeceklerini beklemiyordu. Amerikalılar alkışlar içinde geçit töreniyle zaferi kutladı. Parisli kadınlar kurtarıcılarına sarılıyordu. Mutlulukları yüzlerinden okunuyordu. Oh la la, good morning mademoiselle. Oh la la, I go to l'opéra. Oh la la, je speak pas very well. Oh la la, c'est-il là ou pas là en souriant la petite parisienne. Çoğu Amerikan askeri en zorlu kısmı geçtiklerini ve artık rayı devirmenin bir formalite olduğunu düşünüyorlardı. Yaz zafer vaat ediyordu. Sonbahar beraberinde bazı başarısızlıklar da getirecekti. Amerikan generali Eisenhower, Normandiya çıkartmasından beri bazı başarısızlıklarına şahit olduğu müttefik kara kuvvetleri komutanı İngiliz General Montgomery'e güvenmiyordu. Tüm başarısızlıklarına rağmen Montgomery, bütün Anglo-Amerikan kuvvetleri kendi emri altında toplayacak bazı operasyonlar yapmayı talep etti. Talebi Eisenhower tarafından reddedildi. Eisenhower, ordunun tümü Montgomery tarafından kumanda edilmesin diye orduyu iki gruba ayırdı. İlk grup Montgomery'nin komutası altındaydı. Anvers limanını ele geçirmek amacıyla kuzeyden Belçika ve Hollanda'ya saldıracaktı. Liman müttefiklerin eline geçince tank ve mühimmat cepheye daha yakın bir yerden ulaşabilecekti. İkinci gruba Amerikan generali Bradley kumanda edecekti ve bu grup General Patton ve General Simpson'ın ordularının da desteğiyle doğuya saldıracaktı. ...1944 Eylül'ünden sonra her şey hızlı gitmeye başladı. Montgomery'nin komutasındaki İngiliz ve Kanadalılar ilerlemeye devam ettiler ve Brüksel'i aldılar. Ertesi gün Anvers'te müttefikler yüzlerce kişiyi tutuklamışlardı ve onları nereye koyacaklarını bilemiyorlardı. Hayvanat bahçesi yeniden düzenlendi. Belçikalı yetkililer Montgomery'i takdir ediyordu ama o bir hata yaptı. Askerleri Almanya'yı işgal etme acelesi içinde planlandığı gibi Anvers limanını ele geçirdiler. Fakat limana girişleri kontrol altında tutan adaları ve nehir kıyılarını temizlemeyi ihmal etmişlerdi. Ağır silahlarla donanmış Alman askerlerinin direnişiyle karşılaştılar. Sonuç olarak hiçbir müttefik gemisi limanı kullanamadı ve cepheye destek sağlayamadı. Montgomery'nin bu yeni başarısızlığı Eisenhower'ı haklı olarak çok kızdırdı. İki ay boyunca müttefik askerleri Alman direnişini artık çok tehlikeli çıkarma harekatıyla kırmaya çalışacaktı. Başarısız saldırı Montgomery'ye 13 bin askere mal olmuştu ama onu durdurmak için bundan daha fazlası gerekecekti. Şüphe içindeki Eisenhower'ı gerekli tüm kaynakları kullanabilmesi konusunda ikna etti. Planı Hollanda'nın Arnhem kentine büyük bir paraşüt operasyonu yapmaktı. Kod adı Market Garden operasyonuydu. 17 Eylül 1944 günü 20 binden fazla paraşütçü ve 13 binden fazla planör pilotu Hollanda'ya doğru havalandı.
tarihin en büyük hava operasyonuydu. Amerikalı, İngiliz ve Polonyalı paraşütçüler, Maas, Waal ve Ren nehirlerindeki bazı önemli köprüleri Almanlar tahrip etmeden ele geçirmek için Alman hatlarının gerisine bırakılmıştı. Bu köprüler emniyet altına alındıktan sonra askerler kuzeyden Siegfried hattından geçerek imparatorluğu istila edecekti. Montgomery kendinden emindi. Savaş Noel'e kadar kazanılacaktı. Ne yazık ki yerdeki işler ters gitmeye başladı. Planörler yere iniyordu fakat bazıları da yere çakılıyordu. Paraşütçülerin bırakıldığı noktalar hedeflenen yerlerden çok uzaktı. Almanlar bir planör ve onunla beraber bazı malzeme ve teçhizatlar ele geçirdi. Fakat daha da önemlisi, bir subayın kurallara aykırı olarak yanında getirdiği bütün operasyonun planlarını buldular. Takviye olarak 4. paraşüt tugayı havadan inerken onları bekleyen Almanlar tarafından kuş gibi avlandılar. Arnhem şehrinde iki panzer tümeni İngiliz paraşütçülerine hızla yetişip etraflarını kuşattı. Beş gün süren çatışmalar sonucunda Montgomery'nin askerleri teslim olmak zorunda kaldı. Sonuçta müttefikler 17 bin asker kaybetti ve Hollanda'nın sadece bir kısmını kurtarabildiler. Bu başarısız saldırı bir felaketin başlangıcıydı. Market Garden operasyonuna destek vermek için Hollandalı demiryolu işçileri greve gittiler. Nazi Almanyası da misilleme olarak Hollanda'nın işgal altındaki bölgelerine yiyecek ithalatını yasakladı. Yiyecek satan dükkanların önündeki kuyruklar uzadı ama dükkanlar boştu. Ekim'den sonra kıtlık iyice kötü bir hal aldı. Binlerce sivil açlıktan öldü. O zamanlar 10 yaşında olan Henry o günleri şöyle hatırlıyor. Hiçbir şey yemekten daha önemli değildi. Sabahları yemek düşünerek uyanıyordum. Bütün gün yemek hakkında konuşuyorduk. Sonra aç aç yatağa gidiyordum ve rüyamda yemek görüyordum. Hollandalılar aylar boyunca Hunger Winter, yani açlık kışı dedikleri oldukça kötü bir dönem geçirdiler. En az 16 bin sivil hayatını kaybetti. Montgomery Hollanda'da takılıp kalmışken Bradley'nin Amerikan askerleri ilerliyorlardı. Eylül'de askerleri Alman şehri Aachen'a ulaşmışlardı. Hitler askerlerine son kurşunlarına kadar savaşmalarını emretti. Amerikan 1. Ordusu şehri sokak sokak, ev ev şiddetli çatışmalarla ele geçirdi. Anlamıyorum diyordu askerlerden biri. Büyük olasılıkla öleceklerini biliyorlar. Neden teslim olmuyorlar? Binin üzerinde Amerikan askerinin öldüğü 5 haftalık kuşatma sonunda şehir ele geçirildi. Almanlar silahlı kuvvetlerini üstlerine saldıkları birkaç yıldan beri ilk defa Avrupa'da yaşayan insanların hissettiklerini hissediyordu. Aachen'ın alınması bir semboldü. Müttefiklere teslim olan ilk Alman şehriydi.
Ancak Alman topraklarına ayak basmış olmak, zaferi müjdelemek için daha çok erkendi. Sıkı Alman direnişi karşısında müttefiklerin hızı azalmıştı. Montgomery Hollanda'daki görevinde başarısız olmuştu. Antwerp limanı hala ulaşılamaz durumdaydı. Doğuya doğru ilerleme hevesli, hırslı General Patton'ın benzini kalmamıştı. "Adamlarım kemerlerini yiyebilirler ama tanklarına benzin lazım," diye bağırıyordu. Hareket edemiyordu. Bir şanssızlığı da benzininin bir kısmını İngilizlere vermiş olmasıydı. Patton'ı yavaşlatan müttefikler Batı cephesini delip geçemediler. Bunun sonucunda Almanlar savunmalarını toparlamaya ve Ren Nehri'nde pozisyon almaya başlamışlardı. Batı cephesi kapanmıştı. Savaşın Noel'de bitmesi o rüya uçup gitti. Savaş devam edecekti. Sovyet cephesinde Bagration harekatı başarılı geçmişti. 1944'ün 22 Haziran ve 31 Ağustos tarihleri arasındaki Rus saldırıları 700 bin Alman'ı savaş dışında bıraktı. General Zhukov'un önderliğindeki askerler 5 haftada 500 kilometrelik bir alanı istila ettiler. Sovyetler Varşova'ya yaklaşıyordu. Moskova radyosu halkı ayaklanmaya çağırdı. Kızıl Ordu'nun desteğini alacağını düşünen Polonya Halk Ordusu, Ağustos'un birinde bir ayaklanma başlattı. İlk günler heyecan vericiydi. Her mahalleye barikatlar kuruluyordu. Herkes direnişe gücü yettiği kadar destek veriyordu. Bu direniş savaşçıları her şeylerini ortaya koydular ve Almanları geri püskürttüler. Polonyalılar, Rusların hemen yanı başlarında Vistül Nehri'nin öbür tarafında olduğunu biliyorlardı. Yakınlarında bekleyen bu güçlü müttefik sayesinde korkacak hiçbir şeyleri yoktu. Fakat 4 Ağustos'ta Almanlar destek birlikleri gönderdiler. Görevleri, Polonya sorununu ne şekilde olursa olsun çözmekti. Şehir acımasızca bombalandı. Almanlar şehri aşama aşama aldılar ve direnişçileri ezip geçtiler. Hastane ateşe verildi, yaralılar infaz edildi. Direniş harekatı destek alsaydı dengeleri değiştirebilirdi. Fakat Kızıl Ordu kenarda bekledi. Alman kuvvetleri şehri yakıp yıkarken Sovyet askerleri Vistül Nehri'nin kenarında bir karargah kurmuşlardı. Stalin hiç umursamıyordu. Müdahale etmeyecekti. Bir süre Amerikalı ve İngilizlerin direnişçilere destek göndermeleri için kendi hava sahasını kullanmalarına bile izin vermedi ve direnişçilerin katledilmelerine sebep oldu. İki gerekçesi vardı. Askerlerine Bagration harekatından sonra tekrar güçlerini kazanmaları için izin vermeliydi. Destek birlikleri de Vistül'deki bu yeni cepheye benzin, silah, teçhizat ve yedek parça getirmeliydi. Bu arada Stalin komünist olmayan Polonya direnişinin yok olmasına izin vermişti. Daha sonra komünistlerin güçlenmesi için yolu temizlediğini umarak yaptığı pek ahlaki sayılamayacak bir hareket. Anglo-Amerikalılar bunu protesto ettiler ama Moskova ile ilişkilerini tehdit edecek düzeyde değil. Hitler'e karşı Sovyetlerle yapılan ittifakın bedeli buydu. Varşova'daki ayaklanma kan gölüne dönüşmüştü. 250 bin sivil ve 15 bin Polonyalı direnişçi öldü.
İki ay süren çarpışmalardan sonra silahlar sustu. Direniş ordusu teslim oldu. Varşova neredeyse tamamen harabeye dönmüştü. Sovyetlerden yardım bekleyen Polonyalılar şimdi onların eline düşmekten korkuyordu. Bir şairin dediği gibi, "Seni bekliyoruz kızıl veba, bizi kara vebadan kurtar." diye. Kızıl Ordu Vistül'deki karargahındayken batıda müttefik orduları Antwerp limanını sonunda ele geçirmişlerdi. Amerikalılar Ren nehrine ulaşmıştı. Reich sonunda bir kıskaca alınmıştı. Ancak iki cepheden birden saldırı altındaki Nazi rejimi bundan hiç etkilenmedi. Tam tersine ordu körü körüne üstün liderine itaat ediyordu. Sen emret Führer, biz uyarız. Zafer için her şeyimizi veririz. Ekim ayında Himmler, Volkssturm'u yani yurt muhafızlarını askere çağırdı. Bu milis kuvvet, başka bir savunma birliğinde bulunmayan erkeklerden oluşuyordu. Birdenbire şehirli bir avukat, kasabalı bir genç ya da bir köyün fırıncısı kendini Büyük Alman İmparatorluğunu savunmak için roketatarla silahlanmış olarak buluyordu. Alman halkı hala tamamen Führerlerinin arkasındaydı. Nazi rejimine alternatif bir rejim düşünemiyorlardı. Bu, başta olduğu 12 yıl boyunca Hitler'in beyinlerini yıkaması yüzündendi. ...1944'ün Kasım ayında Almanya 6 ay boyunca iki cephede de direndi. İmparatorluk yara almıştı, kanıyordu. Ama ekonomik olarak ülke üretimi, fabrikalardaki tank, uçak, denizaltı ve mühimmat üreten fabrikalarıyla ikiye katlanmıştı. Almanya savaşı nicelik olarak kazanamamıştı. Ama silah geliştirmeye başlamışlardı. Uzaktan kumandalı minyatür tanklar, ve tek kişilik torpido denizaltıları gibi. Ama hepsinden önce Hitler, mükemmel silah dediği bir silahı çok önemsiyordu. Londra'nın üstüne Haziran'dan beri yağan V-1 uçan bombası binlerce sivilin ölümünden sorumluydu. V-2 tarihteki ilk balistik füzeydi. İmparatorluğun fabrikalarında birkaç yıl içinde gizlice geliştirilmişti. En sonunda 1944 sonbaharında hazırdı. Roket, 1 ton yüksek güçlü patlayıcı taşıyabiliyordu. Bu misilleme silahlarının etkisi çok fazla olmasa da Almanların itibarını artırdı. Bir genç şöyle yazmıştı. Tek konuştuğumuz şey V-2. Belki onlardan Amerika'ya da atabiliriz. Zaferin bizim olacağından eminim. Bu endüstriyel gelişmenin arkasında bir kişi vardı. Albert Speer. Führer'in mimarı bu çalışmanın başındaydı ve bir mucize olarak gösteriliyordu. Müttefiklerin bombalamalarına rağmen Almanların silah üretimi 1944 Temmuz'unda artış gösterdi. Bu pek de kutsal olmayan mucizenin bir adı vardı. Kölelik. Büyük Alman İmparatorluğu milyonlarca işçiyi sömürüyordu. Sınır dışı edilenler, Yahudiler, komünistler, direnişçiler, Avrupa'nın dört bir yanından toplanmış, zorla çalıştırılan işçiler de vardı. Savaş esirleri işçi yapılmıştı. Yaklaşık 9 milyon kadın ve erkek imparatorluk için felaket koşullar altında çalışıyordu. Alman sanayisi bu sayede ayakta kalıyordu.
İmparatorluk savunmadan saldırıya geçmeye başlamıştı. Batı cephesinde iki gruba ayrılmış müttefik kuvvetlerinin bir bölüğü Ardenleri savunmasız bırakmıştı. Hitler oradan saldırmaya karar verdi. 16 Aralık'ta müttefikleri afallatıp 1600 roket atarla saldırıya başladılar. Bu sürpriz saldırı ilk 1-2 saatte Alman üst komutasına karşı ummadıkları bir üstünlük sağladı. Müttefikler bozguna uğramış bir düşmanla karşılaşacaklarını zannederken tam tersine kendilerini acımasız bir karşı saldırı altında buldular. Bu Hitler için bir kumardı. Saldırının Batı cephesini dengeleyeceğini düşünüyor, böylece Anglo-Amerikalıları savaşı kazanamayacaklarına ve kim bilir belki de Bolşevik şeytana karşı onunla aynı tarafa geçmeye ikna edebilirdi. Hitler emindi. Doğu-Batı koalisyonu doğaya karşıydı ve dağılmaya mahkumdu. Marksistlerin kapitalistlerle birleşmesi akla aykırıydı. Bu ittifak çökecekti. Sadece ölümcül son bir darbeye ihtiyaç vardı. Rüya bitti. Kötü hava koşulları yüzünden müttefikler havadan müdahale edemeyince Almanlar ilerleme kaydetmeye başladı. Gösterdikleri ilerleme inanılmazdı. Bir teğmen karısına şöyle yazıyordu: "Şu anda içimizdeki zafer duygusunu anlayamazsın. Sanki Amerikalılar saldırılarımızın gücüne karşı koyamıyorlar." Haberler savaşın toz bulutundan daha yeni kurtulmuş Belçika'da ve Alsas'ta yayılmaya başlamıştı. Almanlar geri dönüyor. Evlerine daha yeni dönmüş olan siviller tekrar yollara düştü. Noel'i kutlamaya hazırlanırken, şimdi Alman aileleri saldırıları kutluyor ve bunun ne kadar güzel bir Noel hediyesi olduğunu düşünüyordu. Goebbels'in anketörleri şöyle diyordu: "Kimse tahmin etmediği halde inisiyatifi tekrar elimize geçirdiğimiz için insanlar son derece mutlu." Bu operasyon Alman halkını tekrar hayata döndürdü. Bir asker karısına şöyle yazmıştı: "Kar Amerikalıların kanıyla boyanmalı. Yeni dünyadan gelen bu kibirli, ağzı bozuk maymunları okyanusa dökeceğiz. Bizim Almanya'mızı ayak basamayacaklar." Ancak Alman askerlerinin azmi bazen vahşet eylemlerine dönüşüyordu ve çeşitli savaş suçları işliyorlardı. 17 Aralık'ta 69 Amerikalı savaş esiri SS tarafından vuruldu. Aynı gün Malmedy şehrinde 86 Amerikan askeri cesedi aynı SS birliği tarafından vurulmuş olarak bulundu. Belçikalı siviller, erkekler, kadınlar ve çocuklar katledildi. Kimseyi ayırt etmediler. Bu sırada Amerikan cephesinde kaos hüküm sürüyordu. Bu yetmezmiş gibi Amerikalı kılığına girmiş Alman komandoları müttefik bölgelerine sızmış, yol işaretlerini değiştiriyor, çeşitli sabotajlar düzenliyorlardı. Askerler herkesten ve her şeyden şüphe duyuyordu. Araçları durdurup belgeleri kontrol ediyorlardı. Onlara cevabını sadece Amerikalıların bileceği sorular sormaları istenmişti. 1944 kışının en kritik günlerinde kontrol noktalarında bir askeri inzibat size "Donald Duck'ın kız arkadaşının adı ne?" veya "Roosevelt'in köpeğinin adı nedir?" gibi sorular sorabilirdi. Yakalanan ajanlar da oluyordu. Alman askerleri hızla ilerliyordu. Küçük bir Belçika kasabası olan Bastoyn'u kuşattılar. Burası operasyonlarının başarısı için çok kritik bir noktaydı. Kasaba 18 bin Amerikan askeri tarafından korunuyordu.
Askerler arasında Almanların esir almadığı söylentileri dolaşıyordu. Amerikan askerleri direniş için daha da kararlıydılar. Ancak kasaba hızla panzerler tarafından çevrildi. Amerikan askerleri kapana kısılmıştı. Tam da kuzeyden bir saldırıya hazırlanmakta olan General Patton yardıma çağrıldı. Kışın ortasında Bastogne'a bir an evvel varabilmek için ordusunu 90 derece döndürüp kuzeye çevirdi. Eisenhower'a manevranın 3 günden fazla sürmeyeceği konusunda söz verdi. Tankları çok kötü koşullara rağmen gece gündüz yol aldı. Ancak buzlu yollar için tasarlanmamışlardı. Bu sırada Bastogne'de Amerikan askerleri hem Almanlarla hem de hava koşullarıyla savaşıyordu. Çoğu siperlerde donarak öldü. ...23 Aralık günü Almanlar gökyüzüne dehşet içinde bakıyorlardı. Kar durmuştu. Kar tanelerinin yerini Alman mevzilerini bombalayan Amerikan Hava Kuvvetleri almıştı. Çok geçmeden söz verdiği gibi General Patton'ın 3. ordusu Bastogne kuşatmasına yardımcı olmak için geldi. Tam zamanında. Hitler'in oynadığı kumar geri tepmişti. Ölenlerin sayısı çok fazlaydı. Müttefiklerin 80 bin, Almanların 120 bin ölü ve yaralısı vardı. Sonuçta savaş Büyük Alman İmparatorluğu'nun hesaplaşma isteğini azaltmadı. Ama bu müttefikler için bir uyarı oldu. Bir şeyi iyice anlamışlardı. Almanya hala tehlikeliydi. Hitler'in karargahında atmosfer endişe vericiydi. Göring Hitler'e ateşkes istemesini teklif etti. Savaşı kaybettik dedi. Hitler ona... Bu konuda böyle bir karar vermeni yasaklıyorum. Emirlerime uymazsan seni vurdururum diye cevap verdi. Hitler kendi hayal dünyasında yaşıyordu. Israr ediyordu. Asla teslim olmayacağız. Yenilebiliriz ama dünyayı da peşimizden sürükleyeceğiz diyordu. Hitler'in ordularının her cephede geri çekiliyor olmasına rağmen Berlin'in düşmesi ve Nazi Almanya'sının yenilmesi için daha 5 ay sürecek bir savaş ve kaos ortamı vardı. Teslim olmak mı? Hayır. Canavar zayıflatılmış ama daha öldürülememişti. Üstelik Almanlar sonuna kadar Führer'in peşinden gitmeye hazır gibi görünüyordu. ...8 Mayıs 1945. Sonunda karanlık yerini aydınlığa bırakmış. Tüm Avrupa'da ve dünyada herkes Nazi Almanya'sına karşı kazanılan zaferi kutluyor. Haziran 1944'te Normandiya sahillerine yapılan çıkarmadan bu yana savaşı kazanmak yaklaşık bir yıl sürdü. Yenilmek üzereyken bile Adolf Hitler savaşı kazanma kararlılığını sonuna dek korudu. 3. Reich yavaş yavaş kendi üzerine çökerken savaşın vahşeti ve Nazilerin fanatikliği artmaya devam etti. 2. Dünya Savaşı'nın en acımasız ve vahşi dönemi olan o 11 ay insanların kalplerinde ve tarihte derin bir iz bıraktı.
Hitler'in son yılı. ...1944 yazında yapılan Normandiya çıkartması başarılı olmuştu. Aynı anda Stalin, devasa ordusunu Doğu cephesinden Almanya'nın üzerine göndermişti. Müttefikler savaşı Noel'e kadar kazanacaklarını düşünüyordu. Ancak tam aksine Hitler, Aralık ayında çok büyük bir karşı saldırı başlattı. Başarısız oldu. Fakat ne pahasına olursa olsun teslim olmayacaktı. Son 5 ay savaşın en zalim kısmı olacaktı. 1945'in yılbaşı günü Hitler, Kuzey Rüzgarı Harekatı'nı başlattı. Onu Ardenler'de yenen müttefik hava kuvvetlerini yok etmek için elindeki bütün uçakları kullandı. Fakat bu savaşı müttefikler kazandı. Almanlar bu yeni yenilgi karşısında tedirgindiler. Fakat Hitler her zamanki coşkulu tavrıyla onları savaşa devam etmeye ikna etti. Her Almanın görevini sonuna kadar yapmasını istiyorum. Sizden istenen bütün fedakarlıkları yerine getirin. Vatandaşlarımızdan davamız için silah üretmelerini istiyorum. Çiftçilerin daha az ekmek yemelerini istiyorum. Böylece kalanları askerlere ve işçilere verebiliriz. Her kadının bu davayı şimdiye kadar olduğu gibi büyük bir bağlılıkla desteklemesini istiyorum. Alman bir kadın şöyle yazmıştı. Savaşın son yıllarında Hitler'in sesini ne zaman radyoda duysam gözyaşlarımı tutuyordum. Artık daha net olan çöküşün yakın olduğunu gösteren işaretleri fark etmiyorduk. Kalplerimizin derinliklerinde dehşet verici gerçekten korkuyorduk. Bu sırada doğuda Kızıl Ordu inisiyatifi ele geçirmişti. Yeni mühimmatlar Vistül Nehri etrafında konuşlanmış askerlere ulaştı. Ancak bu durum dikkat çekmedi değil. Almanya'da General Guderian gelişmelerin farkına vardı. Hitler'e Doğu cephesindeki askerleri bir Sovyet saldırısına karşı toparlaması için yalvardı. Fakat Hitler kabul etmedi. Dalga geçti ve tehditler savurdu. Cengiz Han'dan bu yana yapılmış en büyük blöf. Bu aptalca fikri kim ortaya attı? Himmler bile kabul etmek istemiyordu. Rusların saldıracağını zannetmiyorum general demişti. General Guderian umutsuzca üstlerini ikna etmeye çalışıyordu. Hitler, bu istihbarat tamamen aptalca. Kim yazdıysa derhal akıl hastanesine kapatılmalı diyordu. Bütün tavsiyelere kulağını kapatan Hitler, yavaş yavaş kendi dünyasına kapanmaya başladı. Guderian'ın öngördüğü gibi 1945 yılının Ocak ayının ortasında önce Konev sonra da Zhukov ordularını Vistül'e gönderdi. Sonsuza kadar uzayan T-34 tankları Baltık kıyılarından Polonya'nın kalbine kadar uzayan 900 kilometre uzunluğundaki cephede ilerliyordu. Çok yıkıcı bir saldırı oldu. Rus silindiri tekrar harekete geçmişti. Top atışları öyle çoktu ki Zhukov bile kulaklarını kapamak zorunda kalmıştı. Bu saldırı Stalin için çok önemliydi. Birkaç hafta sonra Yalta'da Churchill ve Roosevelt'le buluşacaktı. Polonya'nın elinden kayıp gitmesini istemiyordu. Ayaklanmanın başlamasından 5 ay önce 17 Ocak 1945'te Kızıl Ordu Polonya'nın başkentine girdi. Karşılarında hayalet bir kasaba vardı. İşgalci kuvvetlerinin hakimiyetine karşı çıkacak kimse yoktu. Polonyalı komünistler dizginleri ele almakta hiçbir sorun yaşamadılar. Sovyetler başkentte biraz geç gelen zaferi kutlamak için geçit töreni yaptı.
27 Ocak 1945'te Varşova'yı özgürlüğüne kavuşturan Sovyetler, Nazi Almanyası'nın en büyük sırrını keşfetti. Tel örgülerle çevrilmiş, kasaba büyüklüğünde bir kamp. Auschwitz-Birkenau'yu. Kamp SS tarafından 10 gün önce boşaltılmıştı. Bütün gardiyanlar kaçmıştı. Sovyetler orada sürgün edilmiş 7000 kişi buldular. Katledilen 1 milyon insandan geriye kalan 7000 kişi. Naziler gitmeden önce suçlarının kanıtlarını yok etmeye çalışmıştı. Gaz odalarını ve krematoryumları bombalamışlardı. Ancak bu ölüm fabrikaları aynı zamanda bir talan ve yağma sisteminin merkezini oluşturuyordu. Sovyetler yüz binlerce elbise, on binlerce ayakkabı bulmuştu. Bir barakada 7 ton insan saçı buldular. ...1945'in Ocak ayında Nazi Almanyası çapında hala yaklaşık 550 kamp aktifti. Çöküşleri esnasında bile Avrupa'daki Yahudiler Nazilerin en büyük hedefiydi. Müttefikler için bu ölüm tarlalarını ele geçirmek öncelikli değildi. Çünkü gazeteciler tarafından verilen rakamlar o kadar şaşırtıcıydı ki batıdaki çoğu insan bunlara inanmıyordu. İngiliz gazeteci Alexander Wirt 1944'ün Temmuz ayında Majdanek kampına girdiğinde hemen bu ölüm makinelerinin nasıl işlediği üzerine bir makale yazdı. İnsanların ayıklanması, gaz odaları, krematoryumlar ve bitişikteki lahana tarlaları için gübre olarak kullanılan kemikler. Ancak BBC ve New York Herald Tribune bu bilgilerin doğruluğundan şüpheliydi. Kızıl Ordu tarafından kurtarılan birçok şehir toplu mezarlarını gizledi. Naziler için Yahudiler, Polonyalılar köleden, hatta gübreden farklı değildi. Zhukov ve adamları 15 gün içinde 350 kilometre alanı ele geçirdi. Nazi komutanlarından hiçbiri o güne kadar bu kadar hızlı bir ilerleme kaydedememişti. General Guderian, Rusların gelgit dalgaları bize feci darbeler vuruyor diye yazmıştı. Ancak Almanlar savaşmaya devam ediyordu. En büyük neden korkuyor olmalarıydı. Kızıl Ordu bazen barbarca davranışlar sergiliyordu. Mahalleler ve köyler yakılıyordu. Stalin'in ordusu bu bolluk ülkesini utanmadan yağmalıyordu. Radyolar, tencereler, kol saatleri. Bir Sovyet askeri ise şöyle yazmıştı. Almanlar her şeylerini bırakmıştı. Bizim askerler de evleri talan ediyordu. Her yer alevler içinde. Yastıkların ve döşeklerin tüyleri her yerde uçuşuyor. En basit askerden albaya kadar herkes payına düşeni alıyor. Bu şehir çarmıha gerildi. Almanlar bizden vebalıymışız gibi kaçıyor. Nazi olduğundan şüphelenilen herkes vurulabilirdi. Yaklaşık 100 bin Alman idam edildi. Bir Sovyet askeri şunları yazmıştı. Alman anneleri bu çocukları doğurdukları güne lanet etmeli. Başkalarına yapmak istedikleri şeylerin ne olduğunu onlara gösterelim. Sovyetler Doğu Prusya'da Nemirdorf bölgesini kısa bir süreliğine ele geçirdi. Kasabanın sakinleri katliamdan geçirildi. Korkunç bir vahşet sergilendi.
bazı kadınların ahır kapılarında çıplak olarak çarmıha gerildiği söyleniyordu. Kızıl Ordu, Nazilerin yaptığı bütün yıkımın boyutlarının farkına varmaya başlamıştı. Açlıktan ölmeye terk edilen milyonlarca savaş esiri ve katledilmiş milyonlarca sivil. Ruslar, Maydanek, Auschwitz ve Treblinka'daki kamplarını buldu. Sovyetler 20 milyonu kendilerinden olan bu insanların intikamı içinde yanıyordu. Propagandist Ilya Ehrenburg, Red Star gazetesinde aylardır çeşitli uyarılarda bulunuyordu. Eğer her gün bir Alman öldürmezsen o günü boşa harcamışsın demektir. Almanları öldürün. Yaşlı anneniz sizden bunu istiyor. Çocuklar yalvarıyor. Almanları öldürün. Vatanın sizden istediği bu. Bölükler ve ordular Berlin'e yalnız gitmiyor. Onlarla birlikte diğer siperler, toplama kampları, masumların cesetleriyle dolu hendekler, Maydanek'in lahana tarlaları ve Almanların bir sürü talihsiz insanı astığı Vitebsk'in ağaçları da gidiyor. Küçücük çocukların küçücük botları, ayakkabıları ve terlikleri onlarla birlikte Berlin'e doğru yürüyor. Kızıl Ordu nefretini büyütmekte usta olmuştu. Yolları üzerinde en çok düşman kadınlarını hedef alıyorlardı. Tecavüz bir savaş silahı olmuştu. Genç bir Sovyet subayı o günleri şöyle hatırlıyordu. Kadınlar, anneler ve çocukları yolun iki yanında yerde yatıyordu. Öncesinde her biri pantolonlarını indirmiş erkeklerin eğlencesi olmuştu ve askerler çocuklarını kurtarmaya çalışan bu kadınları vuruyordu. Gülümseyen subaylar askerlerin başında durup hepsinin bu işe katıldığından emin oluyorlardı. Stalin'in kendisi de bu suçları hoş görmüştür. Bu konudaki sözleri şöyledir. Stalingrad'dan Belgrad'a kadar savaşarak gelen, ülkesinin binlerce kilometre boyunca harap edildiğini görmüş bir adam düşünün. Böyle biri nasıl normal davranabilir? Yaşadığı bunca dehşetten sonra bir kadınla eğlenmesinde bu kadar kötü olan nedir? Alman sınırları içinde yaklaşık 2 milyon kadına tecavüz edildiği sanılıyor. Bir süre tereddüt ettikten sonra Nazi rejimi bu vahşeti basına açıkladı. Alman haberleri. Askerler yaşadığınız yerdeki kadınlara nasıl davrandı? Onlara asker denemez. Ancak barbar bir sürü olabilirler. Hepsi aynıydı. Bütün gün sarhoş olup kadınlara tecavüz ediyorlardı. 13 yaşındaki kızlara, hatta 68 yaşındaki kadınlara, gözlerimin önünde 68 yaşında bir kadına alçakça tecavüz ettiler. Ya buradaki kadınlar? 60 yaşındaki annemi bile vahşice tecavüz ettiler. Sovyet askerlerinin ilerleyişi siviller arasında paniğe sebep oluyordu. Yüz binlerce Alman o yıl çok sert geçen kış koşullarında yollara döküldü. Korku içindeki binlerce erkek ve kadın kaçmak için istasyonlara ve limanlara koşuyordu. 1945 yılının Ocak ayında yaklaşık 8 bin Alman Wilhelm Gistloff'a bindi. Gemi bir Sovyet denizaltısı tarafından batırıldı. Titanik kazasında ölenlerin 3 katı kadar 5 binden fazla insan dalgalar arasında kayboldu. Şubat 1945'e kadar 4 milyonla 8,5 milyon arasında Alman yerinden edilmişti. Berlin'e her gün 50 bin kişi geliyordu. Sığınmacılar Almanya'nın yollarını tıkarken Sovyet askerleri Vistül'de başlattıkları istilayı Berlin'den 80 kilometre uzakta Oder Nehri'nin kıyılarında durdurdu. Zhukov'un saldırısı gerçek bir başarı olmuştu. Almanlar toplamda 350 bin kayıp vermişti. Polonya'nın çoğunu istila etmiş ve Balkanlarda egemenliğini ilan etmiş olan Stalin, Yalta Konferansı'na güçlü bir konumda gitti. Ne hastalığı yüzünden zayıflamış Başkan Roosevelt, ne de 5 yıldır savaşan ülkesi tükenip bitmiş olan Churchill ona karşı geldi. Büyük üçlü Almanya'yı dörde bölmeye karar verdi.
Batıda son bir engel kalmıştı. Almanya'daki son doğal bariyer Ren Nehri. Bütün köprüler Almanlar tarafından bombalanmıştı. Mareşal Montgomery nehri geçen ilk general olmak istiyordu. Ancak Amerikalılar onu geçti. Amerikan 1. Ordusu'nun öncü bir birliği Bonn yakınlarında Remagen'da hala ayakta duran bir köprü keşfetti. Almanlar bombaları döşemiş fakat daha patlatamamışlardı. Amerikalılar hemen nehrin doğu kıyısında köprünün başında mevzi aldılar. Hitler çok kızmıştı. Patlamayı gerçekleştirememiş olan mühendislerin vurulmalarını emretti. Bu sırada Patton, üstlerine haber vermeden askerlerini daha güneydeki Offenheim'a gönderdi. Alman topraklarında korku salmaya başlamıştı. Montgomery, Almanya'ya ilk giren olmak istiyordu ama sonuncu oldu. Ancak en büyük çarpışmayı yöneten o oldu. 1.250.000 askere komuta ediyordu. Bu sefer Arnhem'den ders alınmıştı. Paraşütçüleri doğru yere indirdiler. İngiliz askerleri Almanya'ya doğru ilerliyor ve gittikçe daha fazla sayıda genç ve çocuk askerler ele geçiriyorlardı. Güneyde General de Lattre komutasındaki Fransız kuvvetleri de ilerliyordu. Onlar da Alman topraklarında Amerikalılarla birlikte savaşıyordu. Müttefikler sonunda bir gedik bulmuştu. Sonunda Nazi Almanyası'nı ele geçirebileceklerdi. Bu onlar için iyi bir haber olsa da Stalin için değildi. Haberi öğrenir öğrenmez Amerikalılar onlardan önce almasın diye Zhukov'a Berlin'i almasını emretti. Ren Nehri'ni geçince Alman direnişi çöktü. Hitler ordularını doğuya gönderdi. Ona pahalıya patlayan Ardenler'deki çarpışmada zaten sayısı azalmış yedek askerlerini de kaybetmişti. Artık bazı kasabalar kanlarının son damlasına kadar savaşmak yerine beyaz bayrak sallıyordu. Müttefikler farkı kapatıyordu. Churchill Amerikalıları sürekli kışkırtıyordu. Hızlanmalı ve Rusların elini sıkabildiğimiz kadar doğuda sıkmalıyız diye ısrar ediyordu. Ancak Berlin, Yalta'da alınan kararlara göre Sovyetlere ayrılan bölgedeydi. Amerikalılar şehri ele geçirseler bile daha sonra geri çekilmek zorunda kalacaklardı. Sırf prestij için saldırı sonucu ölebilecek 100 bin kişinin sorumluluğunu üzerlerine almak istemiyorlardı. Ancak böyle insani konular Stalin'i hiçbir zaman durdurmamıştı. Böylece Eisenhower Berlin'e saldırı düzenlememeye karar verdi. Hatta askerlerine izin verdi ve memleketlerindeki gibi eğlenmelerini istedi. Marlin Dietrich kısa bir ziyarete geldi. Merhaba çocuklar. Bugün sizinle beraber burada eğleniyor olmak benim için sizi eğlendirmeye çalışmaktan daha önemli. Hızla zafere doğru ilerleyeceğimize eminim. Hoşça kalın. İyi şanslar. Ancak Eisenhower'un askerleri silahlarını daha indirmemişlerdi. Amerikalılar ve İngilizler Nazi Almanyası'nı kayıp vermeden hızla yenmek için acımasız bir bombalama harekatı başlattı. Alman sanayi bölgelerini ve sivillerle dolu harabe şehirleri acımasızca bomba yağmuruna tuttular. Amaçları, Büyük Alman İmparatorluğu'nun ekonomik gücünü yıkmak ve halkın moralini bozarak rejimi baltalamaktı. 1945 yılının Ocak ve Nisan aylarında Almanya'ya 471 bin ton bomba atıldı. Köln, Hamburg, Berlin... Hepsi bombalanmıştı. Berlin'e ilk gideceklerdensiniz. Oraya tekrar dönmeye ne diyorsunuz? Yaşasın!
24 saat sonunda şehirde yaşayan 25 binden fazla insan ölmüştü. Savaşla ilgili bir endüstriye ve hiçbir stratejik öneme sahip olmayan koca bir şehir yok edildi. Ama Dresden'i yok etmek, sığınmacıların sayısını artırmak ve Nazi askeri kuvvetlerini biraz aksatmaktan başka bir işe yaramadı. Müttefik liderleri Dresden için biraz pişmanlık duymuş olabilirler. Ama bu fazla uzun sürmedi. Çünkü Hitler'in inadı yüzünden bombalamaları sivil nüfusa zararı ne olursa olsun devam ettirdiler. ...1945 Mart'ının sonunda 3. Reich bir kaosun içine sürüklenmeye başladı. Savaşın sonucu artık şüphe götürmüyordu. Bir Alman subayı günlüğüne şunları yazmıştı. Sona yaklaşıyoruz. Liderimizin bir B planı var mı? Askerlerimizin ölümü, şehirlerimizin ve köylerimizin yok edilmesi, artık bunların bir anlamı var mı? Başka bir askerse şunları yazmıştı. Bu çılgın adamı yenip bütün bunlara son verecek kimse yok mu? Generaller hala general mi? Hayır, sadece pislikler, paçavralar, korkaklar. Ama bu isyan sesleri sadece defterlerde kalıyordu. Bu satırları yazdıktan sonra bu genç askerler savaşa geri döndü. Alman toplumu ayağa kalkmayı başaramadı ve bu onları yeni bir döneme götürdü. Hitler'in emriyle rejim yeni bir yola saptı. Rejim, Almanların kendilerine radikal davranmaya başladı. Savaşmaya hazır olmayan herkes idam edilecekti. Kaliningrad'da 80 asker kaçağı idam edildi. Genelde cesetlerini üstlerinde "Ben bir asker kaçağıyım, Alman kadınlarını ve çocuklarını korumayı reddettim" yazan tabelalarla yol kenarlarına bırakıyorlardı. Beyaz bayrak gösteren köyler yıkımla tehdit ediliyordu. Ama bu radikalleşme kamplardaki sığınmacılara karşı çok daha sertti. Müttefiklerin batıya, Sovyetlerin de doğuya ilerlemesi yüzünden Himmler kampları kapadı ve içindekileri ölüm yürüyüşlerine çıkardı. Tutuklular yollara düşmüştü ama gittikleri bir yer yoktu. Nazilerin gazla öldürmeye vakitleri olmadığı için insanları soğuk ve açlıktan öldürüyorlardı. Yürüyüşe ayak uyduramayanlar kafalarına kurşun yiyordu. Müttefikler kampları ele geçirdiklerinde çoğu neredeyse tamamen boştu. Almanlar sadece yol alamayacak kadar zayıf olanları geride bırakmıştı. 1945'in Nisan ayında Amerikalılar Buchenwald kampının bir yan kolu olan Ohrdruf esir kampına girdiler. Eisenhower çok etkilenmişti. "Hayatımda hiç bu kadar büyük bir şok yaşamamıştım" diye itiraf ediyordu. Patton'ın midesi bulanmış bir barakanın yanında duruyordu. Eisenhower yan kasabadakilere kampı ziyaret etmelerini emretti. Günde 200 kişiyi yaktıkları bir krematoryumun önünde kadınlar bayıldı. Yine de subaylar, Almanların yanı başlarında göz yumdukları bu dehşetle yüzleşmelerini istedi. Bir masada insan derisinden yapılmış abajurlar duruyordu. Bir kamp görevlisinin topladığı, üstüne dövme yapılmış deri parçaları ve kurutulmuş kafatasları vardı. Nazi barbarlığının hatıraları.
Bu korkutucu detaylara ulaşan bir gazeteci, "Cehennemin kapıları açıldı" diye yazıyordu. Diğer kamplar da esaretten kurtarılmıştı. Buralarda da yerel halk gezdiriliyordu. Eisenhower şöyle diyordu: "İnsanlar bize Amerikan askerinin neden savaştığını bilmediğini söylüyordu. Şimdi en azından kime karşı savaştığını biliyoruz." Esir kamplarındaki dehşetin keşfi bütün dünya için bir şok oldu. Üçüncü Reich 10 aydır küçülüyordu. İnsanda son perde başladı. Son kale olan Berlin nihai savaşı bekliyordu. ...12 Nisan 1945'te Berlin Filarmoni Orkestrası Wagner'in Twilight of the Gods parçasını çalıyordu. Askeri personelin yetersizliği yüzünden binlerce SS fanatiği tarafından yönetilen çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan bir ordu şehri savunmak zorunda kaldı. Barikatlar kuruyorlardı. Goebbels iyi iş çıkarmıştı. Bu propaganda görüntülerinde şehri savunan herkesin yüzünde bir gülümseme var. Düşmana pusu kurmaları için her Alman'a bir piyade tüfeği veya bir Panzerfaust, yani tank savar silahı veriliyordu. Fabrikalar son aylarda bu silahların 3 milyondan fazlasının seri üretimini yapmıştı. Berlin sokaklarında halk hızlı bir eğitimden geçiriliyordu. Birçok Alman hala Alman İmparatorluğuna inanıyordu. Duvarlarımız yıkıldı ama kalplerimiz duruyor. Savaşan Berlin'den Führer'e selam. Führer emreder, biz uyarız. Berlin, Alman kalacak. Teslim olmak mı? Hayır. Genç bir asker ailesine şunları yazmıştı: "Führer'in bizi defalarca feda edeceğine inanmıyorum. Ona olan inancımdan beni kimse koparamaz. O benim için her şey." Bazı subaylar kimse teslim olmasın diye beyaz mendilleri topluyorlardı. Nazi rütbelileri hala inanıyordu. Özellikle konserin olduğu 12 Nisan 1945 günü Başkan Roosevelt de ölünce Hitler bu haberi sevinçle karşıladı. "Her zaman öngördüğüm büyük mucize gerçekleşti. Savaşı kaybetmedik." Hitler kendi hayal dünyasında yaşıyordu. Ancak umut uzun sürmedi. Çünkü Kızıl Ordu başkente yaklaşıyordu. Sovyet generalleri Berlin'in bir maketi üzerinde saldırının planlarını tartışıyordu. Doğudan gelen destek sonunda Oder Nehri'nin kıyılarına ulaşmıştı. Tanklar, bombalar, uçaklar, 42 bin silah ve ağır havan topu.
16 Nisan'da savaşın en ağır silahlarıyla yapılan yaylım ateşi başladı. ...1.236.000 bomba atıldı. Almanların üstüne 100.000 ton çelik yağdı. ...2 milyon asker Berlin'e doğru hareket ediyordu. Sovyet birlikleri her taraftan saldırıyordu. Rusların tek hedefi vardı. Altında Hitler'in sığınağının olduğu idare merkezi binası. Zhukov ağır kayıplar vererek ilerledi. Stalin, Anglo-Amerikalılar Almanya'nın ani bir çöküşle başkenti onlardan önce girmesinler diye şehrin etrafının tamamen çevrilmesini istiyordu. Berlin zemini sallanıyordu. Her dört yol ağzı savunuluyordu. Bazen küçük çocuklar tarafından. Hitler barınağında saklanıyordu. Diktatörün ölümünden bir ay önce çekilen son görüntülerinde zamanında hiç gösterilmemiş sansürlü bazı bölümler var. Elini kontrol edememesinden Parkinson gibi bir hastalığı olduğu söylenebilir. Hitler artık bir gölgeden ibaretti. Teslim olmak hala söz konusu değildi. 25 Nisan'da 120 kilometre uzaktaki Torgau'da uzun zamandır beklenen gün sonunda geldi. Nazi Almanya'sı ikiye bölünmüştü. Sovyet ve Amerikan orduları buluştu. Liderler için tetikte olma zamanıyken askerler için kutlama zamanıydı. Bununla beraber bazı Sovyet askerleri gulaklara gönderilmemek için diğer ülkelerin askerleriyle fazla yakınlık kurmaktan kaçınıyordu. Berlin'de 3 milyon insan kapana kısılmıştı. Bu artık bir hayatta kalma savaşı olmuştu. Sağda solda atlar kesiliyordu. Sovyetlerin silah gücü ne kadar büyük olursa olsun, mekanize bir çarpışmada bile savaşı bitirecek olan her zaman piyadelerdi. Her sokağa ve her bodruma girerek. Savaşın bu son günlerinde Almanların motivasyon nedeni değişti. Artık imparatorluk, Führer ya da nasyonel sosyalizm için değil, kendi canları için savaşıyorlardı. Hitler hala hayali ordularını yönetirken Ruslar sığınağına yaklaşıyordu. Seçkinler şehri terk etmişti. Goebbels her şeyin kaybedildiğini anlayınca, kadınları tecavüze uğrarken erkekleri savaşmayan bir halkla ne yapılabilir? Nasyonel sosyalizmin bütün fikirleri, planları bu insanlar için fazla yüce ve soylu. Bu halk karşı karşıya kalacağı bu kaderi hak ediyor. Mussolini 27 Nisan'da kaçmaya çalışırken İtalya'da yakalandı, vuruldu. Cesedi, metresiyle birlikte halk tarafından linç edildi. Il Duce'nin öldüğünü duyunca Hitler, "Düşmanın eline ölü ya da diri düşmek istemiyorum. Ölümümden sonra cesedim yakılmalı ve kimse tarafından bulunamamalı," dedi. 30 Nisan'da sığınağında karısı Eva Braun'la birlikte intihar etti.
Vücudu özel şoförü tarafından 200 litre benzin dökülerek yakıldı. Diktatör 12 yıl boyunca Almanya'yı yönetti. 1000 yıl sürecek bir imparatorluk hayali kurdu. Bu yanılgı başkentin harabeleri içinde kayboldu. Son bir yalan daha söylendi. Radyoda Hitler'in Berlin'i kahramanca savunurken öldüğü söylendi. ...30 Nisan'da Zhukov'un askerleri hattı yarıp geçti. Askerleri Reichstag'ı ele geçirdiler. Vasily Grossman şöyle yazıyordu. Rusya, Ukrayna, Belarus ve Polonya topraklarının onur tarlalarında... ...sonsuz uykularında olan kardeşlerimize bağırmak, seslenmek istiyorum. Yoldaşlar, bizi duyuyor musunuz? Başardık diye... İki gün sonra Ruslar manzarada bir değişiklik yaptı. Bir fotoğraf çekilmişti. Fakat bu tarihi fotoğraf, gözden kaçan bir detay yüzünden düzeltilecekti. Askerlerden birinin iki kolunda da saat vardı. Peki Hitler neredeydi? Bu soru Rusların aklından bir türlü çıkmıyordu. Sovyet askerleri Hitler'e çok benzeyen bir ceset buldular. Sonradan bir benzerinin yanında fotoğraf çektirmiş oldukları ortaya çıktı. Stalin olayı araştırması için bir uzman ekibi gönderdi. Uzmanlar, Goebbels ve karısının kömürleşmiş cesetlerini buldular. Yanlarında 6 çocuklarının cansız bedenleri yatıyordu. Birkaç ay önce parti propagandalarında kullanılmışlardı. Ebeveynleri onları intihar etmeden önce öldürmüştü. Hitler'den kalanlar sonunda bir bomba çukurunun içinde bulundu. Hitler'in öldüğünü duyunca Stalin, "İşte aşağılık bir herifin sonu. Ne yazık ki onu canlı yakalayamadık," demişti. Ceset gemiyle gizlice Rusya'ya gönderildi. Zaferinin tadını çıkaran Zhukov'un bile canavarın inini ziyaret etmiş olmasına rağmen bu sondan haberi yoktu. Hitler öldüğüne göre artık takipçileri şartlı teslim olmaya hazırdı. 7 Mayıs'ta Kuzeydoğu Fransa'da müttefiklerin karargahlarından biri olan mütevazı bir okulda Alman temsilciler kayıtsız şartsız teslim oldular. Atılan imzalardan sonra General Jodl ayağa kalkıp şunları söyleme cesaretinde bulundu. Alman silahlı kuvvetleri artık müttefiklerin elinde. Umarım kazananlar Almanlara yüce gönüllü davranır. Eisenhower imza atarken kullanılan kalemleri zafer anlamındaki V harfi şeklinde tutuyordu. Ancak bu görüntüler gösterilmedi. Çünkü Stalin teslim olma şartlarından memnun değildi. Savaşın büyük yükünü üstünde taşıyan Sovyet halkı oldu diyordu. Stalin ertesi gün Berlin'de ikinci bir anlaşma imzalamayı teklif etti. 8 Mayıs'ta Amerikan, Fransız, Alman ve İngiliz heyetleri tuzla buz olmuş bir şehri geçerek geldiler. Zhukov'un Berlin'in bir köşesindeki karargahında Mareşal Keitel'in gelmesini bekliyorlardı. İçeri girdiğinde kimse selamını almadı. Delegeler teslim olma koşullarının 5'ini de imzaladılar. Fransa adına imzalayan General de Latre'dı. Tarih 8 Mayıs gecesi 11'di ama Moskova'da saat gece 1'di. Bu yüzden Sovyetler tarihi 9 Mayıs olarak kayıtlara geçirdi.
Ancak teslim olmaları trajediyi bitirmedi. Savaşın sona ermesinden hemen sonra bir intihar dalgası başladı. Himmler gibi yüksek komutadakilerin yanı sıra bazıları aileleriyle birlikte olmak üzere binlerce kimliği bilinmeyen kişi Sovyetlerden korktukları için veya Hitler'in peşinden öbür dünyaya göçmek için kendini öldürdü. Savaştan önce Hitler Almanlara bir söz vermişti. "Bana 10 yıl verin, Almanya'yı tanıyamayacaksınız." Sözünü tuttu. Dünyanın çeşitli şehirlerinde zaferi kutlayan insanlar "Bitti, bitti!" diye bağırıyordu. İnsanlar uzun zamandır bekledikleri özgürlüğü kutluyordu. Ancak bu sevinç çığlıklarında bir ihtiyat da gizliydi. Nazizmin karanlık gölgesi bir günde yok olmayacaktı. Yaşanan ıstırap hafızalarda silinmez bir yara bıraktı. Nazizm dehşeti son raddesine dek sergilemişti. Yahudilerin yok edilmesini, sivillerin katledilmesini, direniş üyelerinin işkenceden geçirilmesini insanlığın vicdanı sonsuza dek unutmayacak. Yine de bir kıtanın tekrar ayağa kalkması gerekiyordu. Harap olmuş şehirler yeniden inşa edilmeli, milyonlarca sürgün edilmiş insan memleketine dönmeliydi. Bunlar savaş sonrası dönemin en büyük zorlukları olacaktı. Nazi düzeninin sebep olduğu bu kaostan sonra her şeye rağmen yeni bir çağ başlayacaktı.